Herkese günaydınlar. Costa Rica'dayız. Arkadaşlarla beraber nereye gidiyoruz? Panama'ya gidiyoruz arkadaşlar. Panama'nın Bocas del Toro bölgesine gidiyoruz. Costa Rica'ya ortalama 4-5 saat uzaklıkta. Gayet güzel bir yolculuk olacak. Ne kadar ödedik? $25 ödedik. Bizi hostelimizden alıyorlar. Panama'ya kadar götürüyorlar. Gideceğimiz adaya kadar götürüyorlar. Umarım güzel bir yolculuk olur. Şu karşıdaki de arabamız. Benle Emile hazırız. Alberto ile Andy'yi bekliyoruz. Şimdi hep beraber let's go to Panama guys. Panama! Let's go! Ah, okay, perfecto, gracias. Arkadaşlar, Shadow sadece 4 kişilikmiş. Sadece biz varız yani. Ben, Andy, Emily, bir de Alberto. Bütün Shadow bize ait. 4 kişi, şaka gibi ya. Normalde $25, 8-9 kişiyle gidiyorsunuz. Ama Shadow sadece bize ait olduğu için sadece 4 kişi gidiyoruz. Dur, eşyalarımı da koyayım. Bir de güzel bir yer seçeyim kendime. Alberto ile Andy nerede kaldı? Bizimkiler hep geç kalıyor. Oo, daha gelmiyorlar bile la. Saat 8'i 10 geçiyor. 8'de hazır olmamız lazımdı. Shadow orada. Araba orada. Bizim Amerikalı orada. Bizimkiler hala geliyorlar. Tamam, şimdi gördüm valla. Costa Rica'ya geldik. Bir baktım. Emily zaten benim burada olduğumu biliyordu. Neredesin dedi. Costa Rica'dayım. Ben de dedi. Burada tam da olduğum yerde görüştük. İşte şimdi beraber geziyoruz bildiğin Costa Rica'da. 3-4 gün beraber takıldık. Bizim arkadaşlarla şimdi de hep beraber Panama'ya gidiyoruz. Valla şaka gibi. Bildiğin Jackson Hole'den Costa Rica'ya, oradan da Panama'ya beraber gidiyoruz. Geziyoruz. Gayet de güzel. Kaldığımız hostelden bizim elemanlar sonunda gelebildi. Şaka gibi adam valla. Neyse ki sadece bize özel. O yüzden bir şey demedi. 4 kişilik. Bizim Alberto ve Andy finally made it. Okay, geldiler. Şimdi hep beraber Panama. Let's go to fucking Panama guys. Gelenler böyle, turistler var. Gördüğünüz gibi shuttle var, taksiler. Biz de geldik. Costa Rica'dan çıkıp vergi ödeyeceğiz. $9 vergi ödüyorsunuz çıkarken ülkeden. Sonrasında da bura ne la, burada mı yapacağız? Ya. Telefoncu la bura. $9 ödeyeceğiz. Şaka gibi. Bildiğin bura telefoncu la. Burada ödeyeceğiz. Sonra da bu tarafa Panama'ya gideceğiz. $9 ödeyeceğiz. Ondan sonra da Panama'ya gidebiliriz yasal olarak. Paramızı ödüyoruz. Burada 6000 colones. Pasaportları bekliyoruz şimdi. Sonra da Panama'ya. Benim kağıdı da aldık. Böyle paramızı ödedik. Aldık, şimdi çıkıyoruz. Bazı ülkelerde böyle şeyler var. Ülkeden çıkarken exit parası ödüyorsunuz. Yani çıkış parası. Çıktık, paramızı ödedik, vergimizi ödedik. $9 ya da 6000 colones buranın parasıyla aldık. Extranjero diyor, bak gördün mü? Yabancı. Ne diyor? Extranjero. Ne diyor? Monto. $8 ödedik. Buradan da nereye gidiyoruz? Panama sınır kapısına. Costa Rica'da vergimizi ödedik, eşyalarımızı aldık. Şimdi bu tarafa başka bir otobüse, Panama kısmına geçmek için ilerliyoruz. Şurada başka bir otobüs var. O da bizi Panama'ya götürecek. Ama öncesinde göçmen ofisinde vizemizi alacağız. Sonra da Panama'ya geçeceğiz. Böyle otobüs değiştirmeniz lazım. İleride de bizleri bekliyorlar. Sizlere zaten göstermeye çalışıyorum. PCR testine falan gerek yok. Tek ihtiyacımız olan vaccination kartı. Buradan çıkıyoruz yukarı doğru. Buradan gidiyoruz. Vergimizi ödeyeceğiz. Pardon, ne vergisi? Vergi mergi yok. Sadece aşımızı göstereceğiz. Pasaportumuza damgayı alacağız. Sonra da gideceğiz. Bayağı da sıra varmış ha. Bu da Panama için sıramız. Pasaport kontrolündeyiz. Sonrasında da Panama'ya olacağız. Burada para ödemeyeceğiz. Costa Rica'dan çıkıyoruz. İşlemlerimizi yaptık. Bu da köprü. Bayrağımız. Bu köprüyü geçmemiz lazım. Şaka gibi yemin ederim. Otobüse diğer taraftan bineceğiz. Ama öncesinde şu köprüyü geçip, çünkü altında dere var. Yani Panama'ya geçeceğiz. Herkes böyle burada yürümek zorunda. Gördüğünüz gibi Panama'dan gelenler var. Costa Rica'ya, biz de Costa Rica'dan Panama'ya gidiyoruz. Şu köprüyü geçiyoruz tabii ki başta. Bayağı da ağır da. Çantayla mantayla. O da bayağı sıcak. İnanılmaz sıcak. Neyse hadi karşıya geçelim. Karşısı Panama. Costa Rica ile Panama'yı ayıran nehir. Burayı yürümeseydik iyi olurdu da. Panama tarafı askerler maskerler var. O yüzden kamerayı saklayalım, çalmasınlar. İşte dediğim gibi Panama. Burası deremiz. Şu karşısında Costa Rica. Hadi görüşürüz Costa Rica'dan. Costa Rica. Costa Rica'dan Panama yolcusu. Tekniken yasal olarak Panama sınırlarına ayak basmak üzereyiz. 3 adım sonra oradayım ve Panama'dayız. Dostlar, Panama'ya geldik. Panama'ya girdik ama şimdi gidiyoruz, pasaporta damga vuracaklar. Şöyle. Çıkışta aynı muhabbet, girişte aynı muhabbet ama para ödemeyeceğiz inşallah. Parasız bir şekilde gireceğiz.
korumalar da var daha orada. Askerler, maskerler falan bakıyorlar yani. Bak ne diyor? Servicio Nacional de Inmigración Panama. Bak ne diyor Panama. Geldik. Şunu da bilmekte fayda var. Bazı ülkelere girdiğiniz zaman sizden çıkacağınızı gösteren bilet de istiyorlar. Amerika pasaportuna nedense genelde çok rastlanmıyor. Daha çok Avrupa, Almanya, İspanya niyeyse çok güçlü. Adamlar burada kalmayacak ama diyorlar çıkış. Abi ben otobüste çıkacağım belki, belki uzatacağım. İstiyorlar, bu bir para kazanma tekniği aynı zamanda. Artık nasıl kazanıyorlarsa böyle siteler var. Yapıyorsunuz rezervasyon. Ondan sonra iki gün içerisinde iptal edebiliyorsunuz. Bence çok gereksiz bir şey ama para kazanıyor ülkeler bunlardan. Ama çok şükür bana böyle bir şey yaşanmadı. Bizim arkadaşı Andrea ya bayağı sorular sordular ama bana sormadılar. Direktmen tak tak geçtik. Amerika pasaportuyla Andrea todo bien? All good? Yeah. All good, no problem. Right? Okay, perfect. Immigration geçtik arkadaşlar. Hopefully ben aldım damgayı, gidiyoruz. Burası da Panama'dan ilk izlenimler. Bu da bizi Panama'ya götürecek. Bak ne diyor takside? Plakada Panama. Panama'ya gidiyoruz. Valizlerimizi böyle koydular. Bizi Panama'ya bu şekilde götürüyorlar. Oradan da arabaya gidiyoruz. Arabamıza bineceğiz. Umarım çantaları sağ salim alırız yani. Burada da bu şekilde geziyor. Panama'ya gelmişken benzin fiyatlarını göstermeden olmaz. Buranın para birimi dolar. Bakın dizel, Activa bilmem ne 95. Hepsi 1 dolardan az. Gayet güzel. Uygun fiyatlar bence. Ne diyorsunuz? Gelmişken benzin fiyatlarını da gördük. Şimdi Panama'ya gidiyoruz. Buralar biraz bitik durumda ama Panama'nın çok da güzel yerleri var aynı zamanda arkadaşlar. Otobüsümüzden indik. Çantalarımızı alacağız. Çantalarımızı taşıyorlar sağ olsunlar. Çantalarımızı aldılar buradan. Şimdi gelecek botumuz. Buradan da bir yerlere gideceğiz. Oo şuna bak ya. Mükemmel. Valizi taşımaya da gerek kalmadı sağ olsunlar. Bizim için taşıdılar. Gezgin Gökhan. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler. Bayağı turist dolu. Bayağı da balık gibi kokuyor burası. Şimdi de botumuza bineceğiz. Son durağımıza yani adamıza. Bocas del Toro adasına gideceğiz. Panama zaten adalar zincirinden oluşmuyor da hani adaları bayağı çok. Biz de en güzel adalarından birine gideceğiz. Öyle size zaten her şeyi biraz göstermeye çalışıyorum. İsimlerimizi yazıyoruz. Güvende olduğumuz garanti olsun diye. Volkan Sırcık. Gracias. Adımızı da yazdık. Kaçırırlarsa en azından orada hali hazırda yazıyor. Bahşiş zorla bildiğim, zorla bahşiş istiyorlar arkadaşlar. Verdik yani, bizim grup verdi. 5 dolar verdik gördüğünüz için. Yapacak bir şey yok. Alberto var, orada da Emily var. Burada insanlar bekliyor. Biz bindik. Şimdi beraber gideceğiz. Çıkamadık şuradan. Bu da gölümüz, leş gibi. Köprü var biraz. Şimdi gidiyoruz. Güzel küçük adamıza gidiyoruz şimdi hep beraber. Bu şekilde bir adadan bir adaya gidebiliyorsunuz. Bot çökecek resmen, çok ağır. Bildiğin gitmiyor. Valizler, çantalara şey. Evlere bak, görün şimdi. Panama'da da acayip bir vahşi hayat, vahşi yaşam, kabileler falan hep var. Kanada ile Kolombiya sınır olduğu halde orman o kadar yoğun ki karayolu ulaşımı yok. Panama'nın Kolombiya ile olan bölgesinde sınır yok. Gidemiyorsunuz yani arabayla. Uçakla gitmeniz lazım. Yürüyerek yer şey yok. Arabayla ulaşımı yok yani. O derece yani vahşi hayatı, ormanları bayağı yoğun. Del Toro kasabasına geldik. Şimdi botlarımızdan ineceğiz. Hostelimize gideceğiz arkadaşlar. Amore! Otro amore tan aquí. Bat! Elia! Gracias. Hay que verla, claro. Valizlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Gracias. Şuralarımızı da aldık. Geldik. Panama'ya ayak bastık. Ayak basar basmaz.
Panama'ya ayak bastık ve hemen yemek yiyelim dedik. Çok acıktık. Her zamanki olduğu gibi yemeklerimiz ne? Pirinç pilavı, fasulye, Costa Rica'da da öyleydi. Bu biraz değişik. Patates, bir de içinde tavuk mu var galiba? Evet, patates ve tavuk. Şurada iki parça tavuğumuz var. Bunu beğendim, bu güzel. Bir de kendime içecek bir tane ginger ale aldım. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunu yiyeceğiz, bakalım tabii nasılmış. Costa Rica'dan farklı mı? Kokonat var içinde var. Tavuk da. Hmm. Şu patatese bakın, patates nasılmış? Hmm, patates salatasına benziyor. Biz bundan çok yerdik eskiden. Onu bana hatırlattı. Bildiğin patates salatası. Tavuğun tadına da bakayım. Tavuğun tadı nasıl? Bu pişmiş. Bunun da tavuğu da çok severim. Tavuk da güzel. Bu ne kadar dostlar? $4.5. Burada Panama'da dolar geçiyor. Onu söyleyeyim. Buranın kendi parası da var ama her şey dolar tabii ki. Genelde dolar kullanılıyor. Şöyle de bir içecek aldım. Bu da $1.5. Şu tabağı Panama'da ilk günümde $6 ödedim dostlar. Costa Rica'da ve Panama'da yemekler birbirine çok benziyor. Ama bu yemek çok lezzetliydi. Panama'da ilk yemeğim. Mükemmel yapmışlar. Ellerine sağlık. Çok beğendim. Müthiş. Çok güzeldi. Yedik, şimdi etrafı turluyoruz biraz. Panama so far so good. Çok güzel duruyor şimdilik. Daha güzel duruyor Panama. Nasıl ama? Orada dibi de gözüküyormuş ha. Wow. Panama zaten çok güzel bir ülke diyorlar. Biz de geldik. Tadını çıkartacağız. Bocas del Toro. Bizim Alman arkadaş kahve içeceğim diye tutturdu da orada fiyatlar biraz pahalıydı. Başka yer bakıyor. Alışverişimizi yaptık. Kutuya falan koydular her şeyi. Çünkü olduğumuz yer şu an bizim. Şurada Isla Colón. Gideceğimiz ada da Isla Bastimento. O yüzden orası bayağı pahalıymış. Biz de ne yaptık? Gittik. Alışverişimizi yaptık. Yumurta, elma, papaya, makarna, yoğurt aldık. Şimdi de adamıza gidiyoruz buradan hep beraber. Özel küçük bir botla gideceğiz. Bota da $5 ödeyeceğiz kişi başı. Şehir merkezinde $3 bulduk ama artık çantaları burada bıraktık. Mecburen $5 gömecekler bizi. Hadi şimdi adamıza gidelim. Bastimentos adasına geldik. You good? You need help? Adamıza geldik. Kalacağımız yeri arıyoruz şimdi de. Bienvenidos. Hoş geldiniz diyor. Hostelimize gidiyoruz. Burası zaten küçük bir ada. Adada kalalım dedik. Çok da güzel bir adaymış. Bakalım, umarım güzel şeyler göreceğiz. Evler böyle biraz yüksek yapılıyor. Ne olur ne olmaz tsunami, musunami bir şeyler olur diye. Bir de haşere, böcek, möcek, yılan şu bu. O yüzden evler genelde bu tarz yerlerde yüksek yapılır. Mükemmel bir yer. Ya Panama güzel olduğunu biliyordum ama çok fazla listemde yoktu. Sonradan listeyi almaya karar verdim. İyi ki de almışım. Daha yeni vardık. 3-4 saat oldu ama şu ana kadar gayet güzel duruyor. Çok çok beğendim. Adada eminim herkes birbirini tanıyor. Bizim Amerikalı kız da bildiğin valize gelmiş ya. Valizde kim gezer ya? En iyisi bu tarz çantalar. Sırt çantasını atacaksınız, geleceksiniz. Ama benden size tavsiye, şu bizim Alman kızınki gibi büyük almayın. O biraz şey, sıkıntılı. Bazen uçağa binmek zorunda kalıyorsunuz. Para istiyorlar. Ödemeniz gerekiyor ekstradan para çünkü büyük. Küçük almanız lazım. Benimkisi biraz büyük ama bazen küçük de biliyorum. Eşyalar çıkarıyorum falan. Albert 12 bayağı küçük bir çanta. 40 litre oluyor işte. Onlar en iyisi. Onlarda sorun yaşamazsınız. Önünüzde de şöyle önemli elektronikler, şunlar bunlar böyle taşıdınız mı? Tamamdır. Gracias. Gracias, gracias. Yo sí. Turco. Internacional. Neredesiniz diyor. Bura buranın bakkalı. Şaka gibi ya. Really cool. Adamıza geldik. Evlerimiz. Ha şurası, şurada kalacağız galiba. Hostel bak. Hostel Bastimentos. Orada kalacağız. Şaka gibi geldik. Geldik burası. Tamam. Kalacağımız yer bura. Canlı canlı sizler de görüyorsunuz. Alışverişimizi de yaptık marketten. Çünkü önemli. Burası küçük bir yer. Market yok. Var bakkal var ama olsa da bazen hep şey istiyorlar. Peşin para. Biz de peşin çok bulundurmak istemiyoruz. Kredi kartıyla alışverişimizi yaptık marketten. Geldik burada zaten. Mutfak falan vardır. Mutfakta yemek. Günde bir yön. Mutfakta bir yön. İki yönde dışarıda yeriz. Tamamdır. Çok sıcak. Hola buenas. Geldik. Hostelimiz böyle, kimse yok. Manzaraya bak. Manzaramız bu dostlar. Neyse. Eşyaları koyalım. Geldik. Kimse yok ama. Adalar bölgesi. Şurası baktığınız yer.
adalar bölgesinden oluşuyor. Daha Panama'da inanılmaz derecede adalar var. Değişik değişik adalar var. Bildiğin timsah adası, yok kurbağa adası, yok bu adası. Güzel bir ülke, yeşil bir ülke, gelişmiş bir ülke, gelişmekte olan bir ülke, gökdelenlerin olduğu bir ülke. Öyle. Çocuklarla oyun oynuyoruz. Panama'da. It's okay. It won't hurt you. You can get hurt. No. I mean, you touch it, it's gonna affect you. Habla, cuida. Dale México, dale México. Dale México, dale México. Dostlar, drone'u ilk defa görüyorlar. Tepkilerini görseniz, herkese tek tek kullandırdım. İnanamazsın, şarjlı 100'den 0'a anında indi. Bak bak şunlara bak. Look at, look at them, look at them. So many people. So many kids. Onlara oynattım. Drone ellediler, kamerayı ellediler. Yani hiçbir şey görmemiş gibiler. Çok küçük bir kasabadayız, Panama'dayız. Çok güzel bir gündü arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Çao çao. Kaldığımız ada mükemmel. Eğer bu adadan ayrılmak istiyorsanız sürekli böyle küçük botlar var. Sizi ana merkeze, ilk olduğumuz yere götürüyor. Bocas del Toro. Orası da 3 dolar. 3 dolar, 4 dolara sizi o taraflara götürüyor. Gayet güzel burada kaldığımız yer. Alberto, jump. It's a trampoline. Ciao. Okay, coming in. Hostelimiz 2 gün kalacağız. Kişi başı 2 günlük 24 dolar. Başka hiçbir şey yok. Hemen gelmişken odamızı gösterelim. Burada 2 yatak var. Burada 2 yatak var. Alberto ile muhtemelen ya ben yatacağım ya da, çünkü 2 gün kalacağız. Sonra da değişeceğiz. Ben aşağıda, bir gün orada kızlar yatacak. 2 kız. Benle Alberto burada. Sonra kızlar burada. Benle Alberto ayrı ayrı. Öyle anlaştık. Tuvaletimiz, banyomuz içinde. Gayet temiz, hoş, güzel duruyor. Panama 2 günlük 24 dolar. Odamız böyle. Hostelimi de göstermeden edemedim. Olmazdı zaten. Öyle dostlarım, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.